Evet sevgili dostlar devam ediyoruz. İnşallah. Selam. Tekrardan aleyküm selam. Hoş geldin. Evet, zaman. Zamandan bahsedeceğim. Evet, zaman fraktalı bizim için önemli. Hı-hı. Şimdi zaman neden önemli? Şundan bahsedeyim ben size. Şimdi zamanın tanımı çok fazla yapılamıyor. Yani zaman nedir falan. Bununla ilgili evet, çok evet. Ciddi sıkıntılar oluşmuş durumda. Hı-hı. Yani konvansiyonel fizik veya kuantum fiziği zamanı ifade etmede güçlük çekmiştir arkadaşlar. Yani bir takım ifadede o konuların ifade edilmesi zaten çok güç. Fakat zaman bunlardan bir tanesi. Fakat interskalar yaklaşımında, ölçekler arası yaklaşımında zamanın çok net bir tanımı ifadesi var. Hı-hı. Şimdi zaman dediğimiz zaman her zaman temporal interskalar matrix dediğimiz şeyi yapıyor düşünüyorum. Şimdi siz bunu yazabilirsiniz. İngilizce yapıyor tamam ama Türkçe'ye çevirelim. Türkçesi şu şekilde. Ölçekler arası zamansal matrix. Ölçekler arası zamansal matrikse temporal denir. Zaman temporal demek. Spatial dediğimiz spatial uzaysal demek. Bunların ifadesine zaman diyoruz. Diğer adı teknikteki adı dediğim gibi ölçekler arası zamansal matrix. Ölçekler arası zamansal matrix asla değiştirilemez. Neden? Proton ve elektron nasıl sonsuzsa ölçekler arası zamansal matrix yani interskalar temporal matrix dediğimiz yapı proton ve elektronun harmonik rezonanslarıdır. Yani proton ve elektron hayata geliyor, dünyaya geliyor, sabit hale geliyor Euler rakamıyla. Ve onların oluşturduğu alt ripple'lar dediğimiz frekanslar zamanı oluşturuyor. Bu şuna benzer. Suya bir taş atıyorsunuz. Girdiği ana not proton ve elektron çevresinde oluşturduğu küçük ripple'lar zaman. Dolayısıyla zaman yoktur dememiz mümkün değil. Eğer zaman yok diyorsanız proton ve elektron yok diyorsunuz. Ya proton ve elektron olduğuna göre yani kuantum osilatörü olarak var olduğuna göre o zaman zaman da var. Peki evet, basit ve net tanımlıyor ya. Çok güzel. Evet, proton ve elektron peki neyle bağlı birbirine? Euler'le bağlı. Peki bu değişiyor mu? Değişmiyor. Sonsuz mu? Sonsuz. O zaman zaman da sonsuz. Şimdi peki şöyle bir şey söyleyeyim. Bu hareket neydi? Neyi oluşturuyordu? Bir titreşim oluştuğu zaman fraktal oluşturuyor. O zaman buna ne diyor? Zaman fraktalı denir. Çünkü ışık hareket ettiği zaman fraktala dönüşür. O zaman zaman ışıktır arkadaşlar. Ve zaman her zaman fraktaldır. Dolayısıyla bu zamansal fraktal sabit olduğu için değiştirilemez. Onun içindir ki zaman vardır, duraksar yani yavaşlar diyelim, durmaz yani hiçbir zaman. Yavaşlar, hızlanır. Fakat kesinlikle vardır ve asla olmaz. Lineer, düzlemsel değildir. Dolayısıyla proton ve elektron rezonanslarının alt sub harmonikleri dediğimiz harmoniklerine zaman diyoruz. İç içe geçmiş süreçlerdir bunlar. Bir suya attığınız taşı düşünün. Etrafında halkalar var ya iç içedir. Fakat o iki boyutlu düzeyde. Yani düzeyde öyle görüyorsunuz. Altı da var onun. Üç boyutlu düşündüğünüz zaman iç içe geçmiş birçok süreç var. Bu süreçlere biz zaman diyoruz. Şu anlık yazarak, çizerek anlatmam mümkün değil elimde falan ama ve bu zamansal matrix bütün evrenlerde aynı olduğu için. Yani bir kişinin doğum tarihine hesapladığımız zaman onun zaman matriksini direkt olarak belirleyebiliriz. Fakat kişinin zaman şeyini bilmeden, yaşını bilmeden bile 8 yaşında, işte 37 yaşında proton rezonansı herkesle kesinlikle aynı olduğu için proton ve elektron rezonanslarının neye denk geldiğini söyleyebiliriz. Mesela 8 yaşındaysa kişi elektron rezonansında, elektron rezonansının temel rezonansıdır. Dolayısıyla herkes de bu aynıdır. Değişmeyeceğini söyleyebiliriz. 37 yaşında proton rezonansıdır ve 37 yaşında herkesin hayatında bir şeyler olacağı garantisi vardır. Kesindir bu. Yani herkesin 37 yaşına yakın 35'te başlar bu. 36, 37, 38, 33, 40'a kadar gider. 40 yaşına kadar bir salınım, fluctuation dediğimiz bir salınım içerisinde zaman fraktalının değişmediğini söyleyebilirsiniz. Bunun saatini göstermiştim. Bir evet. Fraktal saati vardı. Evet. Yaşamımızda da belli pikler yapacağımız anların aslında
öngörüleri oralarda var değil mi? Aynen. Aynen. Çünkü orada buraya baktığınız zaman herkesin yaşam fraktalını görebiliyorsunuz ve zaman fraktalını görüyorsunuz. Aynı zamanda da özel olarak kişinin doğum tarihine göre veya işte bilgisine göre de o kişiye mahsus olan zaman fraktalını çıkarabiliyorsunuz. Çıkarabiliyoruz yani. Yani kişiye özel zaman fraktalı çıkarılabiliyor. Böylece hangi günlerde, hangi saatlerde elektron rezonansından geçiyorum, hangi günlerde, hangi saatlerde proton rezonansındayım, hangi günlerde dengedeyim ve bunların ve anlamları var. Dolayısıyla zaman lineer değil. Yani saatlerini izledim ve zamanı göstermiyor demiştim biliyorsunuz. Saati gösteriyor. Zaman değil saat. Onun için hani burada bilmemiz gereken önemli şeylerden bir tanesi zamanın görecelidir denmesi. Zamanın aslında ters kalarak perspektifte pek doğru değil. Çünkü herkesin zaman fraktalı aynıdır. Değişmez yani. Zaman peki fraktalı mi? Proton ve elektron rezonansını takip eder çünkü. Onun için eyvallah, değiştirilemez. Yani siz buna kader diyebilirsiniz. Çünkü temporal matrix eşittir kader. Çünkü değiştirilemez. Peki olay ne? Şimdi bir proton rezonansından geçiyorsunuz. Değiştirilemez. Matematiksel realite öyle hesaplamış, protona denk getirmiş sizi. 37 yaş. Bir şey olacak. Yani bunun ötesi yok. Olacak yani. Kaçış yok bundan. Şimdi ama ne olacak 30... belli değil ama bir ne şey olacak. Ne olacağı belli değil işte. Kader dediği değiştiremez çizgi o. Fakat biz her insanın kaderini kendi seçimine bağlı kıldık demesi Kur'an'da Allah'ın. Sebebi budur. Neden? Çünkü sen protona geldin okey. Ama işte orada neyin akacağına sen karar veriyorsun. Yani seçimin karar veriyor. Ama kader çizgisi olarak belirlediğin temporal ölçekler arası matrix değişmiyor. Zaman fraktalı değişmiyor. Olacak bu. Olacak. Onun için ne olacağını bilemezsin. Hakikaten proton... o haritayı gösterdiğinde ben de çok şaşırmıştım ve bana da sordular bu tarihleri özellikle mi seçiyor Ozan Bey diye. Bu 11'ler bizim zaman saatleri, ona bakarak da bir ayarlama yapıyorsun galiba değil mi? Evet, onlara bakarak hareket edebiliyoruz. Aynen. Evet, ona evet. Çünkü bir tane program var bende. Ona direkt girmek kaydıyla proton aha, elektron rezonansını bakabiliyorum. Yine evimizin konumlanmasında da ondan da evet, biraz bahsedebilir misin? Şehirler mesela buna göre yapılsa ne olur? Mesela. Evet, çok iyi. Şimdi bu çok güzel bir soru. Neden? Çünkü eviniz de proton ve elektrondan oluştuğu için evinizin belirli bölgelerinde proton ağırlıklı, bazı bölgelerde elektron ağırlıklıdır. Bazı bölgelerde tam ikisi arasındaki denge dediğimiz seviyede. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu süreçte şuna bakmanız gerekiyor. Mesela sizin yatak odanızın olduğu yer elektron rezonansı olmalıdır. Neden? Bunun haritasını çıkarabiliyoruz bu arada. Bizim bazı programlarımız var. Yurt dışına yolluyoruz. Oradan hesaplanıyor. Yollanıyor. Kişinin yani evinin ölçeği yollanıyor. Ona göre çıkarıyorlar zaten haritayı. Neden? Çünkü elektron her zaman spiritüel olaylarla ilişkilendirilir. Elektron rezonansı eşittir spiritüel ve subtle processes dediğimiz derin süreçlerdir. Anlatabiliyor muyum? Bir proton daha maddesel, daha fiziksel olan şeylerin olduğu şeydir. Şimdi uyuduğunuz zaman daha çok girdiğiniz süreç düşük frekanslar, elektron rezonansı ve dua ettiğiniz bölge elektron rezonansı olmak zorundadır. Fakat tuvalet ve mutfak mesela proton rezonansı olmalıdır. Anlatabiliyor muyum? Kapının giriş yaptığınız yer her zaman proton rezonansı olmalıdır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Ozan pardon, dolayısıyla cümlemi tamamlarsan gerçekten dolayısıyla bitmez de ben evet, şehirlerin dağılımı da proton ve elektrona göre olduğu için. Yani çünkü neden? Çünkü siz şimdi bir mahalleden veya bir ülkeden bahsediyorsunuz. Tamamının proton ve elektronlardan oluştuğunu biliyoruz. Yani o ötesinde taş var. Taş toprakta işte atom var. Atom, proton, elektron var yani. Aynı şey. Dolayısıyla bu proton elektron rezonansının hareketi değişmediği için hep matematiksel olarak aynı fraktal yapıya sahip olduğu için bazı binaların hani proton ve elektrona göre belirli yerlere yapılması gerekir her zaman. Fakat yaratılış, bakın piramitleri, Kabe'yi ve diğer bir takım yapıları veya bir takım özel tapınakları zaten ışık temelli olduğu için, ışığa göre her şey hareket ettiği için, fraktala göre hareket ettiği için o yerlere serpiştirmiştir zaten. Gelişi güzel değil ya. Zaten onlar oraya denk gelmiştir yani. Anlatabiliyor muyum? Ben bir şey soracağım bak şimdi. Bu enteresan bir şey. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah diye sesleri de duyuyorsun değil mi? Geliyor şu evet, an. Evet duyuyorum. Evet. Geçen ben de bundan bir soru şimdi böyle. Biraz saçmalayabilirim ama aslında bence tam 12 hissedersek. Peki şöyle bir şey diyeceğim.
Şimdi eğitimlerde birçok konulardan bahsedeceğiz. Belki bir süreliğine de bu canlı yayınlarımıza kısa bir süre ara vereceğiz. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz belki eğitimlerden sonra. Ya ben şeyi çok merak ediyorum. Vizyon nedir? Yani bu Ozan'a inen bilginin vizyonu nedir? Yani bunun şehirlere yansıması, insana yansıması, tamam çok güzel bilgiler. Hakikaten yani ihya ediyor bizi. Ama evet. Senin görmek istediğin model nedir? Nasıl bir şehir, nasıl bir insan, nasıl bir anlayışı anlatıyorsun belki ama. Mesela sana zaman fraktalını gösterdiğinde ben yeni bir işte dedim. Astroloji nasıl ki şu anda ilim ve bu açıklarla bu duruyor yani potansiyel olarak duruyor. Evet. Yani elimizin mimarisi değiştiği anda bizim bilincimiz değişecek. Biraz bu interskalar yaklaşımın şeyinden bahseder misin? Vizyonu nasıl bir şey inşa ediyor? Çünkü piramitler diyoruz. Bak Kabe'nin yapılması da piramitler de aslında bu bilinçle yapıldı. Evet. Ve bunu şu anda anlatan yok. Yani evet. Kendi çok güzel bir anladın, şey. Anladın demek anladım. İstediğini yani. Mesela son Hartmut'la yaptığımız şeyler var. Piramitlere gitti o. Piramitlerin bütün taşların diziliminin tamamı yukarıya kadar. Hepsi proton ve elektron rezonansına göre yapıldığı tespit edildi. Bununla ilgili eğitimlerde detaylı bilgi vereceğim. Çok şaşıracaksınız. Of. O bilgi sadece size ulaşacak çünkü kimse bilmiyor. Şu anda dünyada kimse piramitlerdeki oradaki taşların proton ve elektron sekansına göre dizildiğini bilmiyor arkadaşlar. Matematiksel olarak bu hesaplandı şu anda. Bu da şu anlama geliyor. Bütün yapıların tamamı Euler rakamını ve fraktalı takip ederek yapılmış durumda zaten. Gelişi güzel oralara serpiştirilmişti. Şimdi gelelim sorduğun soruya. Sorduğun soru interskalar yaklaşımı, vizyonu nedir? Interskalar her yaşamın her türlü, hani her alanına hitap ettiği için. Yani bütün her türlü sporundan tutun da. Çünkü zamana tabisiniz. Zaman proton elektron demek. Fiziksel yapıya sahip tabisiniz. O da proton elektron demek. Dolayısıyla her türlü alanı. Yani rüyadan tutun astrolojiye, tutun astronomiye, bütün her şeye hitap eden bir şey. Çünkü realitenin özünde ölçekler arası bir vizyon vardır arkadaşlar. Yani ölçekler arası bakış açısına sahip olmadan realite idrak edilemez. Dolayısıyla siz bunu hayata nasıl geçirirseniz birçok şekilde geçirebilirsiniz. Evinizin yapısından tutun da zamanınıza. Şimdi diyelim bir terapi yapacaksınız. Terapide nedir? Ben terapi yapacaksam her zaman kişiye en iyi alabileceği zamanda terapi yapabilirim terapimi. Ne zaman alacak? Proton ve elektronla almaz en iyi. Proton ve elektronun tam arasındaki en açık olduğu zamanda alır. İşte biz bunları öğretiyoruz. Böylece siz zaman fraktalınıza bakarak terapinizi, görüşmelerinizi değerlendirebilirsiniz. Mesela sizin takviminizde kişiye göre böyle bir hesaplama yapılıyor. Proton ve elektron rezonansının çok yüksek olduğu bir güne denk geldiniz. Bu ne demek? Bir şey olacak. Bir şey olacak kesin. Yani biliyorsunuz diyelim yarın sizin takviminizde proton rezonansının rakamı çok yüksek. Tamam mı? Fiziksel bir şey olacağının göstergesidir bu. %100 olacak. Ama ne olacağını bilmeniz mümkün olmayabilir. İkincisi evinizi, barkınızı vesaire ölçeksel anlamda ayarlayacağınız zaman yine bu vizyon ona göre hani yapmanız için size olanak sağlıyor bunu. Ve peki burada bütün, Ve unutma sorunu. Ve bütün süreçlerde de proton ve elektron rezonansı ve interskalar yaklaşım geçerli olduğu için her türlü sürece de adapte edilebiliyor. Yani bunu siz değerlendirin. Yani bu kadar açabilirsiniz ki bunu. Aynen. Yani bunun sonu yok. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Her şeyde var çünkü. Bitkisel terapilerde, sporda, orada, burada, biraz o ekonomide. Eğitimden, eyvallah, eğitimden bahsedebilir miyiz? Şimdi sen zaten normal şartlarda bunu İngilizce yurt dışında veriyorsun. Sen bu eğitimleri yurt dışında da aldın. Üstadını da Harnup'u da buraya defalarca getirdin ve eğitimler verdirttin. Evet. Ve İngilizce veriyorsun bunları. Şimdi biz de inşallah öyle bir şey planlıyoruz ilerleyen süreçlerde. Şimdi üç aşamalı olacak. Nelerden bahsedeceksin? Orada neler yapacağız? Evet. Yani bu bilincin oluşması noktasında neler öğrenmiş olacak insanlar? Şöyle başlıklarımızı biz sunacağız ama ne alacaklar? Çünkü bir üç hafta içerisinde falan Allah nasip ederse başlayacağız biz. Tarihi de bildireceğiz. Instagram'dan insanlar bizleri de takip edebilirler. O noktada bir de şunu merak ediyorum. Aslında biliyorum da insanlar da duysun istiyorum. Bu bir vizyon, bir oku, bu ucu çok açık bir nokta. Yani ben hani şatahatta
yani yeni dönemin demeyelim de aslında kadim bilincin özünün en net ifadesi aslında bu. Yani evet. Bilimsel ifadesi bu yani. Hiç burada işte kavramlar, işte bu kavram budur kardeşim, bu anlat kastedilen budur. Hani diyor ya, hakkel yakin bilme mertebesi. Evet. Yani ilmel yakin değil, işte bu budur noktasında. O noktada nereye doğru gidiyoruz? Bu eğitimlerde insanlar neler alacak, neler öğrenecek ve bu ilerleyen süreçlerde bizi nerelere götürecek? Şimdi bakın arkadaşlar, ben size çok güzel bir soru. Hı-hı. Ben şunu söyleyeyim. Genelde bütün programlar, işte akupunktura gidersiniz, alırsınız, akupunkturcu olursunuz. İşte bireye gidersiniz, işte klasik, spesifiktir yani. Homeopati, homeopatik. İşte astroloji, astroloji. Ne yapacağınızı bilirsiniz yani. Şimdi bu bizim konseptimizde bu yaptıklarınızın tamamının özünde interskalar yaklaşım olduğu için aslında bütün bahsettiğimiz kurs ve eğitimlerin temelinde de herkesin bilmesi gereken bilgileri içeren bilgilerdir. Dolayısıyla bu eğitimlerde aldığımız şeyi ne yapacaksınız? Her şeyi yapacaksınız. Cevabı bu. Çünkü yapacağınız her şey bu eğitimde anlatacağımız interskalar, ölçek ve yaklaşım bazlıdır. Her şey. Bütün süreçler bunu takip etmek zorunda olduğu için. Bütün. Dolayısıyla bu işletim sistemi. Bu size farklı bir bakış açısı kazandırır. Çünkü kimsenin bilmediği bir şeyi bilirsiniz. Ve böylece sizin dışarıdan gelen bir takım manipülasyonlara karşı da neyin doğru olduğunu, neyin yanlış olduğunu bileceğiniz için, gerçek bilgiye ait olduğunuz için de kafanız karışmayacaktır. Şimdi teknikte birçok şeyden bahsedeceğiz bu eğitim programlarında biz. İnterskalar, bilinç ve ölçek etkisi, ışık frekans, osilasyonlar, bunlar nelerdir? Proton ve elektron rezonansı ve metronomlu, evrenin metronomlarından bahsedeceğiz. Işık ufukları, bilinç ölçekleri. Heisenberg efekt dediğimiz kuantumdan biraz bahsedeceğiz. Işıkla bağlantısı. Mikro uzay, makro uzay. İnterskalar ve komünikasyon. Yani ölçekler arası komünikasyon, iletişim. Geometrik konfigürasyonların önemi. Çünkü hayatınızda hep geometri biliyorsunuz. Geometrik konfigürasyonun ne demek olduğunu ilk defa öğrenmiş olacaksınız. Işık temelli olarak. Bu çok önemli diye düşünüyorum. O belgeseller çok güzel. Yani göstermiş olduğum belgeseller çok önemli. Referanslar, o kitaplar ve yine izlenmesi gereken filmler noktasında. Bunlar içeriklerde birçok şey var. O vizyon noktasında da birilerini aslında yetiştirmek yani ve dahi mesela şu zaman fraktalını kullanmayı çok bambaşka bir şey. Veya senin cihazlar var şu anda, değil mi? Bu sağlıkla alakalı da birçok cihazlar. Onlardan da bahsedersen. Çünkü burası dediğimiz gibi bambaşka bir şeye de gidiyor. Yani iş koluna da gidiyor. Yani nasıl astroloji bugün astrolojilere bakılıyor, haritalara bakılıyor. Nasıl ki işte sağlık. Mesela benim birçok sağlıkçı arkadaşım da aradı. Yani şifacı arkadaşlar da aradı. Tıpçı arkadaşlar da aradılar. Hani bu cihazları nasıl elde edebiliriz? Ozan Bey'le nasıl görüşebiliriz? Eğitimler. O açıdan soruyorum çünkü çok derin bir kaynak ve cevher var. Evet, gerçekten öyle. Ve bunun iyi değerlendirilmesi lazım. İnsanlığa inme zamanı da geldi. Evet, İnsanlığın bununla tanışma zamanı gelmiştir arkadaşlar. Bu sırf Türkiye'de değil, bakın bütün dünyada olan bir olay. Şu konuşmalar, bunları hep bütün dünyada yapıyoruz. Yani sırf ama Türkiye bizim için biraz önemli. Çok ciddi anlamda birebir biz yaptığımız için direkt olarak daha net olarak bazı şeyleri ifade edebiliyoruz. Fakat şunu söyleyeyim, takvim çok önemli. Çünkü herkesin takvimi kendine hastır ve fraktal ve elektron ve proton rezonansını takip eder. Dolayısıyla ilk insanların elinde olacak şey fraktal global ölçeklendirmeye göre yapılan takvim. Bir. İkincisi global ölçeklendirme ve proton ve elektron rezonansına göre zaman, gerçek zaman göreceksiniz. Bunu telefonlarınızda app olarak da görebilirsiniz. App'i var. Çıkacak yakında. Ve bilgisayarınızda da gerçek kendi zamanınıza bakın. Kendi zamanınızı görebileceksiniz. Bu çok inanılmaz bir şey. Görünce zaten çok şaşırıyor. Çok gerçekten. Ondan sonra da bu zamansal hani yazılımı da her türlü sürece uygulayabileceksiniz. Mesela yarın bir görüşmeniz var. Hangi saatler arasında hangi süreçte olduğunu göreceksiniz zamanın. Değişmiyor çünkü dediğim gibi proton elektron ve fraktal zaman. Onun haricinde cihaz olarak da şimdi bizim ürettiğimiz Almanya'da bir cihaz var. Elektromanyetik biyokomünikasyon ışık foton cihazı. Tamamıyla %100 proton, elektron ve rezonansı ve global ölçeklendirme temelli, bütün bu anlattıklarımız temelli Euler rakamı. Temelli bir cihazdır bu. Yaklaşık içinde 75 program var. 2 senedir zaten çalışıyoruz bunun üzerinde. Ve ancak bitti.
Dokunmatik ekranı olan aynen cep telefonuna benzer. Fakat öbür tarafında ışıkların olduğu, istediğiniz sıkıntılı bölgeye koyup istediğiniz zaman zaman uygulama yapabileceğiniz, işte migrenden tutun da birçok rahatsızlığa kadar, Schumann frekanslarından tutun birçok şeyi içeren. Yakında bunun lansmanını yapacağız bütün dünyada. Çıkmayacağız. Bir ay sonra çıkacak. Bir cihaz üzerinde çalışıyoruz. Dolayısıyla çok yönlü kullanım alanları var. Ve bu yavaş yavaş sahaya, insanla indirgenmeye başlandı. Dolayısıyla inşallah yakın gelecekte insanların kollarındaki saatler de fraktal zamanı gösterecek. Yani gerçek zamanı gösterecek. Yani saati göstermeyecek. Anlatabiliyor muyum? Takvimler de ona göre yapılacak. Bütün süreçler ışığın serüvenini takip edecek. Biz tabii bu eğitimlerde uzay zaman titreşimi, temel ışık fraktallarından, yaratılışın kozmik melodisinden falan bahsedeceğiz. Çok derin görüntü oktavları var. Mesela görüntü ne demek? Niye, nasıl görüyoruz? Renkleri nasıl algılıyoruz? Işık, ses ne demek? Yani bunları açacağız. Astrobiyolojik dediğim bedenle ve global ölçeklendirme arasındaki yapı bağlantı nedir? Yıldızlar ve gezegenler ve bir takım başka bilinç düzeylerinin ne şekilde hareket ettiğinden bahsedeceğiz. Yani gözlemci etkisi, evrenin kronometresi dediğimiz zaman fraktalının ne olduğunu tam olarak anlayacaklar. Ve ölçekler arası termodinamik yasa. Bunların isimleri sizi korkutmasın. Fakat bunlara aiz olduğunuz zaman birçok realiteyi daha iyi algılayacaksınız. Ha bu buymuş diyebilirsiniz. En önemlilerinden bir tanesi interskalar yaklaşımında anti-aging ve termodinamik yasa ve entropi kuralı. Mesela çok bilinmeyen bir şeydir. Bu kadar öğrendiğiniz zaman sanıyorum bayağı etkileneceğinizi düşünüyorum. Çünkü birçok şeyin temelinde olan bir şeydir bu. Dolayısıyla böyle geniş çaplı bir programımız oluyor. Var ya hakikaten o güzel ellerinden öpüyorum derler ya böyle. Eyvallah yani, kardeşim olur mu ya? Dostum var ya bak gerçekten güzel bir şey söyleyeyim mi? Kendime olan saygımı ve sevgimi aracılığımla, vesilenle tekrardan ben tazelemiş oluyorum. Şöyle ki bu kadar değerli ve güzel konulara vesile olmak kadim bilgelik okul çatısı altında benim şahsım adına o kadar heyecan uyandırıcı ve değerli ki sen bunları anlatırken ben Allah nurunu tamamlayacaktır. Hep buna muhatap olmak istemişimdir biliyor musun? Allah'ım vesile et. Bu nuru tamamlayan. Sen vesile oluyorsun sadece, şu anda. Aslında ben sadece teşekkür ediyorum. Eyvallah. Nurdan bahsediyoruz. Işıktan bahsediyoruz. Aynen. Ve yepyeni bir dil ve anlattığın konular, değinilen o ilkeler. Benim bu zamana kadar öğrenmiş olduğum şeyleri öyle yerine oturtuyor ki. Dediğim gibi yani ben burada başta kendi şahsım adına hani Allah nurunu tamamlayacaktır. Hakikaten bu bir devrin tamamlanması, yeni bir devrin açılması, yeni bir bilincin açılması gibi. Yani kendi dünyamda bakıyorum mesela biz subliminal mesajları bilmezdik ben. 98 yılında subliminal, 2002-2003 yıllarında subliminaller hazırlıyordum. Bir şeye evet. Öncülük ettiğimi düşünüyorum yani çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Celcelitiye denen bir şey var, bir kitap var kimse bilmiyordu. Küreler millet astrolojiye batıl Allah cezasını versin bu sapıkların diye, falcı bunlar diye bakıyordu. Kürelerin müziği. Nefes konusu zikirle falan filan. Ciddi şimdi hizmet, yani ciddi hizmet çok, veriyorsun. Yani ve bu hakikaten senin aracılığınla da belli bir kemalata, belli bir noktaya geldi. Yani şu konular çok önemli. Çünkü evet. Ben senin birçok eğitimine katıldım. Doktorlara verdiğinden gerçi yalan yani söylemem hiçbir şey anlamadım ama. Fakat diğerleri hakikaten Allahu Ekber dedim yani secdeye kapandığımı sen biliyorsun. Yani hakikaten ya orası ya, bambaşkaydı, bambaşkaydı. Halka indirgenmesi sürecinde çok önemli bir misyonu var. Yani bunu yerine biliyorsun ve aslında ben teşekkür ederim sana. Eyvallah. Bunlar önemli. Hem yurt içi hem yurt dışında. Hani kesinlikle çok önemli. Dediğin gibi çok güzel bir yere doğru gittiğini düşünüyorum. Ben arkadaşlara şunu söylüyorum. Yani daha önce bahsetmiştik. Malcolm X'in bir lafından bahsetmiştik. Bütün uyanları uyandırmak için tek bir uyanık yeter demiştik. Fakat ben Muhammed Ali'nin bir lafı var çok sevdim. Ondan bahsetmek istiyorum. Rüyalarınızı gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır diyor. Dolayısıyla artık rüya gördüğümüz yeter. Uyanıp bunu realiteye dökme zamanı gelmiştir. Buna da hani kesinlikle vesile olan herkese ben teşekkür ediyorum. Çok detaylı konular zaman sınırlı olduğu için çok detaylı bazı şeylere giremiyoruz. Fakat hani girebildiğimiz kadar, ifade ettiğimiz kadar etmeye çalıştık. Her türlü de devam edecek inşallah. Etmeye İnşallah. Sağlıkla ilgili konularda bana çok soru soruldu arkadaşlar. Gerçekten de temeli çok basit. Yani bununla ilgili tabii ben yapabildiğim kadar yönlendirme yapacağım.
iletişim eksikliği demiştik. Son olarak onu da biraz dikkat şey yapıp değinip bitirelim istiyorsan. Bilmiyorum hani zaman sınırımız var mı yok mu. Devam edebilirsin. Evet. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlarda işte otoimmün rahatsızlıkları olan arkadaşlar var. Bunun haricinde işte addiction, bağımlılık var. Ne bileyim, bunun haricinde bana çok geliyor. İşte tikler var mesela. Birçok o kadar çok fazla sorun var ki arkadaşlar. Yani bunu tek tek saymam mümkün değil. Fakat şu anda bizim günümüzdeki en önemli sıkıntılardan bir tanesi alerji, bir tanesi bağımlılık, diğeri diyabet. En çok karşılaştım. Şimdi alerji de kabul etmek istemiyorum metaforu var diye bir şey ama radyasyon unutmayın bakın. Elektromanyetik kirlilik alerji o zaman tetikler. Çünkü alerji son kapınız olan cildin artık ben bunu alamıyorum deyip çakışıntıyla ve bir şey iritasyonla sizi uyarmasıdır bu yani. Bunun Türkçesi bu. Burayla. Dışarı kaşınıyor. Şimdi kabul etmek istemiyorum. Neyi kabul etmiyorsunuz? Dışarıdan gelen hiçbir şey. Çünkü dolmuşum artık. Anlatabiliyor muyum? Şimdi addiction yani bağımlılıkta ise durum çok yaygın değil mi? Neden? Çünkü bağımlılıktaki olay kontrol metaforudur arkadaşlar. Kontrol. Her şeyin kontrol içerisinde olduğunu sanan insanlar bağımlı hale gelebilir. Her şeyin için kontrol içinde olmaya çalışan insanlar aynı zamanda kontrol birçok hastalığın metaforudur. ALS, MS gibi. Nörolojik bir takım rahatsızlıklara da sinir sistemini etkileyen, merkezi sinir sistemini etkileyen rahatsızlıklara kapılabilir. Dolayısıyla ben hani en başından beri kontrol içerisinde olmadığınızın farkına vararak teslim olun. Teslimiyet önemlidir. Teslimiyet bazlı yaklaşımdan bahsettiğim sebebi buna bağlı çok hastalık oluşmaktadır. Diyabete döndüğünüz zaman iki tipi var. Diyabetin birincisi ve ikincisinde de metafor aynıdır arkadaşlar. Küçük yaşlarda ve belli zamanda, hayatın belli zamanında, çünkü her zaman küçük olmak zorunda değil, ezilmiş insanlar, baskılanmış insanlar diyabet olur. Eğer bu travma çok derinse, bir tip bir olur. Daha yüzeysel ise tipik olur, anlatabiliyorum. Ama burada acı çektiği için kişi bir daha acı çekmek istemez. Acı çekmek istemiyorum metaforu vardır. Obezite diyelim. Obezite çok yaygın değil mi? Neden obez insanlar? Neden çok kilo alıyorlar? Ana sebebi nedir? Çünkü kendileriyle dış dünya arasında bir bariyer koyuyorlar. Buna biz yağ diyoruz. O kadar incinmiş ki dış dünya ile kendisi arasında bir bariyer koyuyor, yağ koyuyor. Peki niye incinmiş? İşte bu tarz insanların küçüklüğünde her zaman fiziksel bir travma, cinsel bir istismar olabilir. Olabiliyor ve obezite durumu oluyor. Hani biraz metaforlardan bahsedin dediğiniz için ben bundan bahsetmek istedim açıkçası. Birçok hastalık var. Bunlar bu tarz yöntemlerle bahsettiğim proton elektron rezonansı terapi yöntemleriyle kesinlikle tedavi edilebiliyor. İlaç da değil. Neden? Çünkü ilaç semptomatik bir tedavi olduğu için sadece semptomları baskılamaya yönelik yapılan tedavi türüdür. Bizim burada ulaşmak istediğimiz aslında şey sebebe yönelik olduğu için sebebine bir şeyin bulup onu ortadan kaldırmak. Anladın? Ve bu bir süreci. Bunları cihazlarla kendileri de değil mi? Yani programlarla bu hazırlamış olduğun yapabilecekler. Evet. Çünkü artık teknoloji oraya gitti. Yani artık çok küçücük bir cihazla artık elektron proton rezonansıyla bütün bedeninizi dengeleyebileceksiniz. Yani ileride Elysium'dan bir film vardı. Orada mavi bir ışığın içerisine giriyor kişinin bütün hani bedeni. Hani aslında o iyileşiyordu. Hastaydı tamamıyla. Evet. Sadece 15 saniyede iyileşiyor. Evet. Yani bu aslında oraya doğru gidiyor. Evet. Yani. Teknolojik olarak artık bir takım şeyleri farklı algılamaya başladık ve bu cihazlar ne kadar zaman sonra inşallah bir kaç aya kadar dedim. 1-1,5 ay içerisinde piyasaya çıkarmayı düşünüyoruz ama en fazla duyurusunu yaparız inşallah. Evet. Ne güzel. Bütün dünyada lansmanı yapılacak. Çok güzel. Zaten çok güzel. Haberleri olur. Ben çok heyecanlanacaklarını biliyorum. Fakat dediğim gibi sağlıkla ilgili olaylarda interskalar yaklaşım özellikle önem arz ediyor. Çünkü sizin bedeninizde proton ve elektron ve Euler rakamı temellidir. Biyo alanınız denge dışına çıktığı zaman entropi bozulması diyoruz biz buna. Hastalanırsınız. Biz bu cihazlarla yeniden entropiyi dengelemek kaydıyla kişinin biyo alanını düzeltiriz. Biyo iletişimi dengelenir ve kişi o süreçlerden hızlı şekilde geçerek yeniden iletişimi kurmak kaydıyla kişinin hastalıktan kurtulmasına sağlar. Yani bu temelden bir şeydir, tedavidir. Kesinlikle şey değildir. Yani bu işte ben semptomu ve başım ağrıdı, ilaç verdim, geçti. Semptomu baskıladım. Semptom baskılayan hiçbir şey bizim için doğru bir yaklaşım değildir. Semptomu baskılamak iyi değildir çünkü semptom kendini ifade etmelidir. Eğer ifade etmezse başka yerden ifade eder. Pom değiştirir hastalık onun için. Onun için her türlü rahatsızlıkta ilaç alırsanız, ilaç baskı oluşturacağı için baskılama yöntemiyle
ilk kişi konuşmak isteyen bir kişinin ağzına tokat atıp susturmaya benzer bu. Demiştim daha önceki sunumlarda. Dolayısıyla bu yaklaşımlar değişti arkadaşlar. Artık semptomatik değil, semptoma bağlı hani tedavi usulleri yok. Temel nedene bağlı tedavi usulleri var. Ve bu artık dünya başka bir yere geldi diyoruz onun için. Bu yöntemlerle olacaktır. Dolayısıyla da bu cihazlarla ilgili bilgi zaten size ulaşacak. Ya dostum çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hakikaten. Takipçilerimize de yani ne güzel şeylere vesile oldular. Onların duaları da var burada. Tam ihtiyaca binaen geldi. Bir noktalarda inşallah bu tohum çatlıyor yani ve diyoruz ki Allah nurunu tamamlıyor işte. Işık devrine giriyoruz yani. Aynen. Artık aynen, söylediklerimizi yaşama devrine giriyoruz yani. Son bir şey söyleyeceğim. Evet. Kubi şey bu önemli bizim için yani dünya dışı varlıklar. Yani bu konuya girmek zorundayım. Şimdi bakın öyle bir evrende yaşıyoruz ki öyle büyük ki yani bize en yakın olan bizim yıldızımızın yani solar sistemin en ikizi olan Alfa Centauri'nin bize uzaklığı 4 ışık yılı değil mi? Yani ışık hızıyla gitsek 4 yılda gideceğiz. Şu anki teknolojimizi yani roket teknolojisi dedikleri primitif teknolojiyle 27 bin yılda gidebileceğimiz bir seviye yok. Tamam. Direkt gidebilir. O kadar uzak. Ve bu en yakın ha. İşte evrenin büyüklüğünü düşünün. Yani bizim güneşimizin 1000 kat büyüklüğünde, binlerce kat büyüklüğünde güneşler var ve onların içerisinde gezegenlerden var. Ne var diyoruz. Ve güneş sisteminde biliyorsunuz daha önce söyledim 9 veya 10-12 gezegen yoktur. Yüzlerce gezegen vardır. Sadece bulunamamıştır da. Henüz tespit edememiştir. Şimdi bunun söylememin sebebi şu. Şimdi siz evrenlerin dünya bizim bedenimizdeki hücreler gibi ufak yapılar olduğunu düşünün. Her bir evrenden bahsetmiyorum. O kadar farklı çoklu evrenler var ki. Bu evrenlerin içerisindeki yaşam formlarını sizin ve benim tasavvur etmemiz mümkün değil. Yani o kadar çok farklı bir varlık var ki tabii ki var. Bunlardan bir kısmı dünyaya gitti geldi, geçmişte gitti geldi, hala gidip geliyor. Fakat şunu söyleyeyim. Şimdi bizim de aynı seviyede değil bunların teknolojileri. Neden? Çünkü biz gidemiyoruz. Biz kendi atmosferimizin dışında Van Allen Belt'i geçemiyoruz. Size anlatmıştım geçen sunumda. Geçemiyoruz yani. Yüksek alfa partikülleri falan yüzünden geçemiyoruz. Radyasyondan dolayı geçemiyoruz. Şimdi hal böyle olunca onlar gelebiliyorsa o zaman şuna emin olun onlar bizden çok daha ileri bir teknolojik seviyededir. Ve iletişimde de lineer kul gitmiyorlar. Yani A'dan B'ye gitmiyorlar. İnterskalar iletişimde, interskalar olarak bir yerden bir yere gidiyorlar. Bunlara wormhole denir. Klein battle diye alıştırın bakın arkadaşlar. Klein battles, wormholes. Yani interskalar ölçek üzerinden mikro ve makro birçok ölçek asatı üst üste iç içe demiştik ya iç içe. Yani buradan buraya gitmiyor. Atlama yaparak direkt ilgili yere ulaşıyor. Onun için o kadar yol var. Yani geçmiyorlar onlar. Ulaşımları interskalar, ölçekler arasıdır ulaşımları. İletişimleri de interskalardır. Onun için öyle roketlere falan da ihtiyaç görüyor. Biz bunun farkındalığına varacağız bu yüzyılda. Biz de bunları yapacağız inşallah. Ama şu anda o seviyedeyiz. Peki onlar geliyor mu? Evet geliyor. Var mı? Evet dünyada vardır. Yani vardır. Yani bulunuyorlar belli aralıklarda gidip geliyorlar. Çok anormal bir şey değil bu. Yani gidebiliyorsa, gelebiliyorsa geliyor. Kesin. Ha, buradan bir şey alıyor, götürüyor onu bilemem. Bunlarla çok kafada yormamak lazım yani. İletişim içerisine geçen arkadaşlar vardır yoktu bilemem telepatik güçleri ne kadar ne bizim ana konumuz bu değil. Hani sorulduğu için söylüyorum ama var mı var. Bilmem de sonsuz yaşam formu var. Bunlardan bir kısmı bizden daha aşağı daha gelişmekte olan medeniyetler. Bizden bazı kısmı da bizden çok çok ileri gitmiş olan medeniyetler. Yani bunun size daha önce şunu söylemiştim. Bakın biz de hani insanoğlu zamana tabidir. Mikro ölçekte zamanı çok yakındır ve üst bilim seviyesidir. O kadar aşağıya da görmeyin kendinizi. Teknolojik gelişmeler sadece kişinin yani bir yapının gelişmişlik ölçüsü değildir sadece. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bilim seviyesi olarak. Fakat şunu söyleyeyim. Bizim daha üstümüzde yapılar var. Onlar bize gelip yani ziyaret edebiliyor. Biz onlara gidemiyoruz şu anda. Teknolojik olarak imkanımız olmadığı için. Fakat biz de yakın ve vücudumuzun yaklaşık %70-80'i suysa kesinlikle su üst bilinç demektir. Daha önce bahsettiğim çok kompleks yapılır ve insanların vücudunun büyük bir bölümünü oluşturduğu için su. Demek ki biz de fiziksel olarak bile bakın fiziksel olarak bir kaya gibi taş gibi değiliz mesela. Biyolojik yapı olarak %70-80 suysak kompleks üst bilinç yapılarız. Bunu unutmayın. Yani öyle sıradan ya insan işte falan demeyin. Bedensel olarak bile yapınız likit kristal, su fakat bir kısmı da kristal yapıya sahip.
Dolayısıyla bu hakikatin kendini ifade etme, yani üst bilincin kendini ifade etme yöntemlerinden biriyse ki öyledir. Proton elektron rezonansı üzerinden. O zaman sizler de üst bilinç varlıklarsınız. Yani biz de insanlık mertebesi diyelim. İnsanlık serüveni böyle. Yani bu konu sorulduğu için biraz bahsetmek istedim. Yani sanıyorum birazcık hani umarım yani ifade edebilmişimdir yani. Çok çok faydalı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ben teşekkür ediyorum Gubi. Kristal dedin bir ara, daha sonraki süreçlerde bu elementlerden de, kristallerden de, taşlardan da, bunların da çok iyi bir soru. Zaman varsa biraz bahsedeyim mi yoksa? Olur. Biraz belki bahsedebiliriz. Yani şimdi elementler ilerleyen süreçlerde daha detaylı anlatacağız. Gideceğiz. Evet. Element. Peki şimdi insanlar soruyor. Peki bu kadar evrende bir sürü farklı form var yani. Nasıl oluşuyor bunlar? Yani şimdi taş var, işte çiçek var, o var, bu var. Hepsinin farklı, farklılık diyoruz ya. Peki nasıl oluşuyor bunlar? Farklı elementler var. Peki bir element ne demek? Element proton ve elektron rezonansının farklı geometrik şekilde kendini ifade ettiği şekillerdir. Proton ve elektron kendini işte farklı bir elementte farklı geometrik şekilde ifade ediyor. Öbür elementte farklı geometrik şekilde ifade ediyor. Bunlar bir araya geldiği zaman da yapı dediğimiz yapı oluşuyor. Yani elementler de proton elektron rezonans. Ve geometrik konfigürasyona göre hareket ederler. Neden? Çünkü uzay dediğimiz space, alan, bir alana ihtiyacım var. Bir şeyin ortaya çıkabilmesi için sayıların kendini geometrik olarak, geometri olarak ifade etmesi gerekir. Kendini geometrik olarak ifade eder sayı uzayda. Anlatabiliyor muyum? Sayı diyor ki ben kendimi ifade edeceğim. Nerede? Uzayda ifade edeceğim. Alan var, bir boşluk alan var. Evet, bir oda gibi düşünün. Nasıl ifade edebilirim? Bir geometrik şekil oluşabilirim ancak der. Bunlar da platonik ve arşimet solitleridir. Ana. Şimdi elementlerin de özünde bu geometrik şekiller vardır. Anlatabiliyor muyum? Ve bunlar bir araya geldikleri zaman hakikatte bulunan fiziksel ve non-physical yapıları meydana getirirler. O zaman özünde proton ve elektron rezonanslarından oluşurlar. Yine. Kristallerin önemi ne peki burada? Kristallerin önemi çok güzel bir soru. Evrenlerde ilk oluşan fiziksel yapıdır kristal. Yani yaratılış fiziksel bir bilincimi fiziksele yansıtayım dediği zaman ilk kristal yapıyor oluşur. Evrenin hafızası gibi yani o zaman değil mi? Onlar. Evet. Çünkü onun için zaten hafızaları yani bilgi taşıma kapasiteleri çok yüksek olduğu için kristaller bugün bile bilgisayarların memori kartlarında ve birçok şeyde kullanılır silisyum olarak. Silisyum, şimdi silikon dediğimiz yapı silisyumdur. Silisyum kristaldir. Dolayısıyla enformasyon taşıma kapasiteleri inanılmazdır kristallerin. Onun için evren dediği zaman dediğim gibi ben fiziksel boyutta kendimi ifade edeyim ki size şunu söylemiştim. Evrenlerdeki her şey bilinçten ibarettir. Pek azı maddesel bilinçtir demiştim. Bu maddesel bilinçte ilk oluşan formasyon, oluşum su değil bakın kristal. Dolayısıyla yapınızda da sizin kristal var. Yani sizde bir de su var. O zaman siz likit kristal yapısınız. Yani likit. Hem enformasyon likit derken su bölümü likit. Su bölümü. Kristal bölümü de mineraller. Yani bahsettiğimiz bütün mineraller yani. Şimdi hani kalsiyum bir kristal, silisyum bir kristal mesela. Mineral diyorsunuz bunlara. Dolayısıyla genel bir parantez açacak olursak bugünkü rahatsızlıkların çoğu iletişim eksikliğinden ortaya çıkıyorsa o zaman mineral eksikliği de var demektir insanların bedeninde. Dolayısıyla eğer hastaysanız size benim önerim yüksek oranda mineralle desteklemeniz kendinize. Vitaminle değil yani. Bu cihazların temel mantığı o şeyi mi? Geometrik konfigürasyonları mı dengeliyor? O alanda onların şekillenişini mi? Ne? Onun çalışma mantığı ne? Çalışma mantığı şöyle mesela bizim ışık terapi cihazımızda hem kızıl ötesi bir ışık yoğunlanıyor hem de kırmızı ışık dediğimiz görünür aralıktaki en çok etkin olan, baskın olan iki ışık kullanılıyor. Tabii ki bu ışık bir enformasyonu yerden bir yere ileteceği zaman uzayda çünkü bir mesafe var. Biz nerede yaşıyoruz? Uzayda yaşıyoruz. Bu benim bedenim, bu da cihaz. Buradan buraya bu ifadeyi enformasyona ulaştırmak için yine hiper uzay iletişimi dediğimiz geometrik konfigürasyonları kullanarak bu veriyi bir yerden bir yere ulaştırıyor. Dolayısıyla geometrik konfigürasyon her zaman var yani uzayda. Çok. Onun için bunların da temelini oluşturuyor. Peki bu geometrik konfigürasyonun temeli ne var? Yine zaman, rakam, sayı kontinuumu yani öyle rakam var yani. Anlatabiliyor muyum? Yani yine muazzam rakam bir sayı giriyor. Muazzam bir hat çiziliyor ve her şey işte maymuncuk. Yani bu konular hakikaten maymuncuk. Aynen. Ve bütün kapıları bunlarla açıyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok istifade ettik. Çok güzeldi. Ben teşekkür ederim. Böyle bir imkan sağladığınız için bizim dinleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kısa bir süre ara verebiliriz. Sürpriz olsun. Ne zaman çıkacağımızı şimdiden söylemeyelim. Ama bizi izlemeye, takibe devam edin. En kısa zamanda bir 2-3 hafta içerisinde eğitimlere başlıyoruz. İnşallah. Başlayacağız. Evet. Ondan sonra da görelim Mevla neyler. Bu yeni bir açılım inşallah. Tekrar İnşallah çok iyi olacak. Çok teşekkür ederim tekrar beni dinlediğiniz için arkadaşlar. Kuyulay, sana da teşekkür ediyorum kardeşim. İyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz. Sağ ol. Allah'a emanet. Sağ ol. Sağ ol. Sen.